Bir kafede kızları etkilemek için psikolojik hileler. Kasıntılı bir şekilde içeri girmek sizi Polat Alemdar yapmasa da karizmatik bir insan yapacaktır. Onlar bakarken masanın üzerine sigara, cüzdan, çakmak, gözlük, arabanın anahtarı hatta tapu belgesi gibi eşyaları yerleştirin. Etkilemek için seçtiğiniz kişiye manalı bir şekilde bakmak onu etkileyecektir. Hatta masanıza kadar gelmesini sağlayacaktır. İnsanları etkilemenin henüz bir formülü yok ama yanlış insanları etkilemenin formülünü az önce izlemiş oldunuz. Ben Emin Efendi. Psikolog değilim ama dünya üzerinde işe yarayan tüm bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Bugün bir kafede kızları nasıl etkileriz bunu konuşacağız. Kızları etkilemek için onların zihinsel algoritmasında gezinmeniz gerekir. Bu basit bir şeymiş gibi gözükse de kızların zihinsel özellikleri biz erkeklere nazaran çok karışıktır. Bir kere yolunuzu kaybederseniz geri dönüşü olmayan yollarda kendinizi bulabilirsiniz. Yolunuzu kaybetmemeniz için karşıdaki insanın zihinsel özelliklerini iyi araştırmanız gerekiyor. Videonun başında izletmiş olduğum TikTok videosu aslında size yapmamanız gerekenleri gösteriyordu. Bunu yaparak etkilediğiniz kızlar olabilir ama bu kızların hepsi geçici olacaktır. Yağmurlu bir gecenin eşliğinde size şunu diyebilirim ki her insanın çürük elması vardır. Ağaçtan düşenleri çürük elma olarak görürsek eğer dalında olan elmalar her zaman güzelliğini ve tazeliğini koruyacaktır. Peki siz çürük elmayı mı tercih edersiniz yoksa dalındaki elmayı mı tercih edersiniz? Bir kadını ya da bir erkeği etkilemenin en önemli yolu yapmacık olmayacaksınız. Maske takan birisi bu maskeyle karşısındaki insanı etkileyebiliyorsa, o etkilediği insanla beraber yanında pimi çekilmiş bir bombayı taşır. Bu bombanın ne zaman patlayacağı belirsizdir. İnsanoğlu köklü bir değişim yapmadığı sürece her zaman özüne dönmeye mahkumdur. Maskeyle beraber insanları etkilemek yerine normal halinizle, doğallığınızla insanları etkilemeye çalışmalısınız. Eğer ki karşınızda kimse sizden etkilenmiyorsa bile en azından doğallığınızı koruyarak önünüzdeki bütün riskleri bitirmiş olursunuz. Bu şekilde sağa sola bakmayın. Eğer ki etkilemek istediğiniz kızdan başka birisine bakıyorsanız kızın kafasında siz tamamıyla bir yavşak konumunda olacaksınız. Kız artık sizi umursamayacaktır bile. Bir şansınız olsa bile artık o şansı kendi elinizle yok edebilirsiniz. Unutmayın, herkese bakanın yine herkese bakan bir talibi olacaktır. Yüksek sesli konuşmalar, kahkahalar ya da yılışık hareketler yerine sakin, oturaklı ve olgun olmanızda fayda var. Çünkü akıllı ve zeki kızlar kimsenin ağız kokusunu ve soytarılıklarını çekmek istemeyecektir. Aksine onlar çocuk bakıcısı olmak yerine kendilerine bir yol arkadaşı aramaktadırlar. Zira yolunda sapıtanın rehberliğinden söz edemezsiniz. Her malın bir alıcısı vardır. Fakat insanları meyvelerden ya da eşyalardan ayıran bir fark var. Meyveler kendi çürüklerini kapatamaz. Ama insanlar kendilerini geliştirdikçe çürük yanları kapanır. Kızları ya da erkekleri etkilemek önemli değil. Önemli olan insanın kendi kendisini etkilemesidir. Kendisini etkilemeyi başaran insanın etkileyemeyeceği hiç kimse yoktur. Kendinizi geliştirmek için diğer videolarımı bekleyin. Beklerken de kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve bildirim zilini aktif edebilirsiniz. Böylelikle hiçbir şeyi kaçırmazsınız.